Merhabalar ikizler burçları, yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar. Sizler için şöyle Haziran ayının ilk iki haftasına niyet bir tarot açılımı yapalım dedim arkadaşlar. Sizlerden istediğim güzel niyetlerinize şöyle bir odaklanın. Güzel niyetlerinizin gerçekleşmiş hayalini bir kurun. O şekilde açılımı izleyin arkadaşlar. İnanın ki bunun faydasını çok göreceksiniz. Evet, pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin, her zaman söylerim. Bakalım ikizler burcunu Haziran ayının ilk iki haftasında neler bekliyor. Şöyle ben sizler için kartlarımı seçmek istiyorum. Siz de lütfen güzel niyetlerinizi tutun bu arada. Bana çok soruyorsunuz yorumlarda iletişim bilgilerimi. Arkadaşlar evet bireysel açılımlar yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 545-766-1624 nolu telefona lütfen WhatsApp üzerinden adınızı yazarak mesaj atarsanız sizlere en yakın zamanda mutlaka geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz çok güzel enerjilerle bakıyoruz. Lütfen sizler de pozitif bir enerjiyle açılımı dinleyin arkadaşlar. Evet, Instagram ve yedek YouTube hesabımızın linklerini de açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen ilk kartımızda bakmak istiyorum. Güzel niyetlerinizi tutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, Tılsım Şövalyesi. Bir takım başarılara imza atılacağını ve aynı şekilde muradınıza ereceğinizi. Bakın, hedefler, hayaller var. Hayallere doğru yürüyorsunuz ve hayallerinize kavuşmak, muradınıza kavuşmak durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Emek verilmiş, evet sabredilmiş ve karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer kartım Azize kartı. Artık iyinin de kötünün de ne olduğunu bileceğiniz bir dönemdesiniz. Bir takım insanların iyi mi, kötü mü, nasıl bir karakterde olduğunu artık çözdünüz ve olgunlaşacağınız bir dönemdesiniz. Baba eviyle alakalı bir takım haberler alabilirsiniz. Şöyle bir diğer kartım Kupa Kraliçesi. Nasibiniz var. Bebek haberi bekleyenler hakkınızda hayırlısı olsun ama böyle bir haber alabilirsiniz. Temiz sularda yüzüyorsunuz. Niyetleriniz temiz. O yüzden önünüzde çok da bir engel kalmamış açıkçası. Bir takım engellerle yine de boğuşmak durumu çıkıyor. Ama bu engelleri aşıp da artık zaferi elinize alabileceğinizi de gösteriyor. Bir diğer kartım Değnek Prensi. Hayatında hiç ilişkisi olmayan ikizler burçları yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İlişkisi olup da problemli olan arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum. Bir müddet daha probleminiz devam edecek ama ondan sonra bir barışma, bir dal uzatma, yani bir barışmaya doğru gittiğinizi gösteriyor. Şöyle diğer kartım Yıldız kartı. Evet, yıldızınız artık yükselsin değil mi? İkizler burçları. Bakın, eliniz çok açık. Gelecek maddiyatınızı bile aslında ihtiyacınız olduğu halde eliniz açık olduğu için gelecek maddiyatınızı bile dışarıya kullanabileceğinizi gösteriyor. O konuda sizi de uyarmak istiyorum. Evet, maddiyatınızı iyi değerlendirin. Gelecek güzel haberleriniz var. Evet, bir bolluk bereketlilik dönemindesiniz. Maddiyatınızı kesinlikle önemli bir şekilde ciddi olarak lütfen dikkatli kullanın. Hatta gerekiyorsa bir takım yatırımlar yapmanız sizler için çok 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 iyi olacak. Yapma istediklerinizi yapacaksınız. Almak isteyip alacağınız bir takım olaylar var. Onları alacağınızı gösteriyor. Maddiyatım düzelirse şunu alacağım dediğiniz bir takım işlerinizi yapıyorsunuz. Evet, az önce de söylemiştim. Evli olup da ilişkilerinde problem olan ikizler burçları. Bakın, birbirinize bir yeşil dal uzatıyorsunuz, zeytin dalı uzatıyorsunuz.
ve bir birleşmeyi gösterir. Evet, ama tabii ki de temkinli bir birleşme, yine de şüpheci bir şekilde yaklaşmak durumu. Çok da iyi yaparsınız ama karşılıklı olarak bir uyum içerisinde, bir anlaşma içerisinde olduğunuzu da gösteriyor. Şöyle diğer kartıma hemen bir bakmak istiyorum. Kılıç Kralı. Şu ana kadar çok güzel çıktı arkadaşlar açılımınız. Kılıç Kralı, nasibinizi almış bir şekildesiniz. Ama yine de çok şüpheci, biraz karamsar, tam olarak istediğim güce sahip olamadım der durumdasınız. O yüzden kendinizi bir takım korumalar altında tutmak hissiyatındasınız. Şöyle bir baktığımda diğer kartıma, Tılsım Üçlüsü. Evet arkadaşlar, bakın. Yeni işler kurmak istiyorsanız bir takım destekçileriniz var. Yine de bu destekçilerinize %100 güvenme durumunuz yok. Ama yeni bir işlere atılım yapacaksanız, evet, arkanızda arkadaşlarınızın, aileden birilerinin olduğunu görebilirsiniz. Bununla beraber evet, birilerinden akıl alma, yani ben şu olayı çözemedim, bana yardım edin tarzında birilerinden destek almanız da görünüyor. Denge kartı. Evet, bir takım dağılmalar, dengesizlik zamanlarından geçildi. Ama size şunu söylemek istiyorum. Denge ile yıldız kartı zaten tamam, yani muhteşem bir açılım olduğunu gösterir. Buna kesinlikle uyumlanmanızı istiyorum. Maddiyatla alakalı kesinlikle bu olumlamayı alın. Hayatınızda denge, artık bir denge olsun. Kurulu düzenim olsun. Maddiyatım iyi olsun. İyi olmak istiyorum diye düşünüyorsanız artık çok iyi bir zamanlama. Birilerine karşı tolerans göstermeden, birilerinizin canınızı acıtmasına izin vermeden artık yeni hayatınıza hoş geldin diyebilirsiniz denge kartıyla beraber. Güneş kartı, evet çok güzel. Denge kartı, yıldız kartı ve güneş kartı. Bakın, yeniden doğuştur bu. Evet bakın, yeniden doğuştur bu. Güneşin gücünü, bereketin gücünü arkanıza alıyorsunuz ve aynı şekilde muradınıza eriyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir arkadaşlar? Emek verilmiş, sarf edilmiş ve artık o yaptığınız emeğin karşılığını alıyorsunuz. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. Beklediğiniz bir takım paralar varsa gelme durumu, beklediğiniz birinden bir haber varsa ya da bir devlet dairesinden olabilir, bir resmi haber, bir yazı bekliyorsanız haberini Haziran ayının ilk 2 haftasında alma durumunuz var. Şöyle bir diğer kartıma baktığımda, evet, kılıç yedilisi arkadaşlar. Şu anda bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, bir yerlere gitmek, yerinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz, değiştireceksiniz de. Ama birincisi, arkada birilerini bırakıyorsunuz. İkincisi de, siz gitseniz de aklınız arkada kalıyor arkadaşlar. Ve bu konuda biraz karar vermekte zorlanacağınızı gösteriyor. Ama bulunduğunuz yerde acılarla kaldığınızı, bir takım boynu bükük durumda kaldığınızı gösteriyor. Giderseniz rahat edeceksiniz ama arkanızda da birilerini bıraktığınızı gösteriyor. Şöyle son kartıma hemen bir bakmak istiyorum. Yıldız Beşlisi. Bir hastaneye, bir sağlık problemleriyle uğraşabilirsiniz. Bu kartta özellikle çıktığında ayakla alakalı, ben her zaman söylüyorum ki bu da oluyor maalesef. Üzgünüm. Evet, bu ara sakatlanmalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İkizler Burcu, yükseleni ve Ay Burcu da ikizler olan arkadaşlar. Ben ayak diyorum ama siz kesin olarak bütün vücuda dikkat edin. Hatta etrafınızdakilere de dikkat edin. Zaten bir takım hastane problemleriyle uğraşma durumunuz çıktı. Kesinlikle dikkat edin. Sakatlanmalar söz konusu olabilir. Dikkat ederseniz atlatabilirsiniz. Hafif bir şekilde atlatırsınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Birinin eğer
şifalanması, yani bir hastalık durumu varsa, hali hazırda devam eden bir hastalık durumu varsa, bu kişinin de şifalanacağını söyleyebilirim. Müjdeli haberler alma durumunuz var arkadaşlar. Evet, bütün kartların açılımını yaptığıma göre şöyle bir genel bir bakmak istiyorum. Genel derken zaten yeterince açıkladım ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın, yıldızınız, güneşiniz, dengeniz var. Bütün güzel kartlar da size çıkmış gibi görünüyor. Niyetinizin temiz olduğu çok belli. Muradınıza eriyorsunuz zaten, merak etmeyin. Yıldızınız yüksek. Yapmak istediklerinizi yapıp almak istediklerinizi alacağınız bir dönemde olduğunu gösteriyor. Bir takım kendinizi dışarıya karşı korumalarınız var. Çok güzel. Bence hiç sıkıntı yok. Azize kartıyla beraber İyi kötüyü ayırt edebilecek düzeyde olduğunuzu. Evet, birilerine %100 güvenmemeyi ve aynı şekilde tedbirli yaklaşmayı artık öğrendiğinizi, büyüdüğünüzü, olgunlaştığınızı gösteriyor. O yüzden ben açılımınızı çok beğendim arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen bana sormayı çekinmeyin. Yorumlardan zaten soruyorsunuz biliyorum ama yeni gelen arkadaşlar, sizlere de bilgisi olsun. Evet, pozitif enerjiyi alın arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin. Evet, bütün güzel niyetlerinizi dinlediğinize o kadar eminim ki gerçekten, o yüzden bu şekilde güzel çıktığını biliyorum. Evet arkadaşlar, yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açın. Bildirim zilini açarsanız hem canlı yayınlarımızdan haberdar olursunuz hem yeni videolarımızdan. Canlı yayınlarımıza soru cevaplar yapıyoruz ki zaten mükemmel geçiyor. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar, tarot açılımları ve kahve açılımları derken arka planda gerçekten ciddi bir emek sarf ediliyor. O yüzden de sizlerden rica ediyorum. Bir beğeni yapıp bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kesinlikle rica ediyorum bunu sizden ve şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki de herkesin vicdanına bırakıyorum ama net bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Bir emoji dahi olsa yorum yapın ve beğeni yapın. Kesinlikle kanalıma abone olun arkadaşlar. Zaten çok güzel çalışmalar yapacağımızı biliyorsunuz. Canlı yayınlarımıza katılan arkadaşlar da bunu net bir şekilde görüyorlar arkadaşlar. Evet, tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.